Arkadaşlar öncelikle tekrar özür diliyoruz teknik aksaklıktan dolayı. Bildiğiniz üzere etkinliğimiz T-Talks with CEOs ayarında yurt dışından insanlarla da konuşarak kariyer yolunda yol çizmemizde yardımcı olacak ve bir soru cevap etkinliği tarzında olacak. Beyin Önder Bey'in ve Eval Hanım'ın özgeçmişleri aşağıdaki YouTube description bölümünde de var. Ama öncelikle bir de onlardan dinlemek istiyoruz. Selim Bey siz de başlayalım isterseniz. Tabii. Ben Selim Önal. 2008 yılında Sabancı Üniversitesi'nden mezun oldum. Üniversitedeyken bilgisayar bilimi okuyordum. Matematikte de yan dal yaptım. Aynı yıl Brown Üniversitesi'ne doktoraya başlamıştım ama 2000 işlemsel biyolojide 2010 yılında doktoradan ayrıldım. 2011 yılına kadar Oracle'da çalıştım. 2011-2016 yılının başına kadar Google'da çalıştım. Arama motorunda çalıştım Google'dayken. 2016 Ocak sonundan beri de Palantir'de çalışıyorum. Palantir'de de şu ana kadar bir kara para aklanmasının önlenmesine yönelik bir projede çalıştım. Bir de şu aralarda daha bir finansla alakalı bir projede çalışıyorum. Tamamdır. Çok teşekkürler. Bu dernekle, yani son bir iki aydır da bu derneğimizi kurduk. Bu dernek üzerinde çalışıyoruz. Onu da ekleyeyim. Tamamdır. Çok teşekkürler Selim Bey. Önder Bey sizi dinleyelim isterseniz. Merhaba, benim ismim Önder Özbek. İstanbul Erkek Lisesi'nde okudum. 2002 senesinde mezun olduktan sonra Bilgi Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri okumaya başladım. Orada işletme bölümüyle çift anadal yaptım. İki bölümden 2008 senesinde mezun oldum. Sonrasında Amerika'ya geldim. Carnegie Mellon Üniversitesi'nde Information Systems Management Master yaptım. Fulbright bursuyla. Sonra Oracle şirketine mühendis olarak girdim. Burada Fusion Applications departmanında Selim'le birlikte çalıştık. Yaklaşık 1,5 sene. Sonra Türkiye'ye geri döndüm. Türkiye'de Turkcell şirketinde çalıştım yaklaşık 2 sene. Ürün yönetimi ve süreç yönetimi departmanlarında çalıştım. Sonrasında Amerika'ya geri döndüm. Oracle şirketine döndüm. 2014 senesinden beri Oracle'da Operating System alanında ürün yönetiminde çalışıyorum. Böyle. Bir de aynı zamanda Berkeley'de MBA yapıyorum şu anda. Çok teşekkürler Önder Bey. Heval Hanım bir de sizden dinleyelim. Merhabalar. Ben de 2015 yılında ODTÜ Bilgisayar bölümünden mezun oldum. Son 1 sene part-time başlayarak mezun olmadan 1 senedir de Udemy'de Ankara Şubesi'nde Search takımında çalışıyorum. İşte sitenin aslında full stack bir developer olarak front-end'i, back-end ve search servislerinden genel olarak bizim takım sorumlu. Orada bilgisayar mühendisi olarak çalışıyorum. Evet Hanım, çok teşekkürler. O zaman şimdi sorularla başlayalım isterseniz. Selim Bey sesiniz şu anda. Sesiniz gelmiyor. Pardon, şimdi geliyor mu? Geliyor değil mi? Geliyor. Yeni soru linkini de paylaşayım. Sorularını, çünkü eski yayını kaldırdığımız için onunla ilişkiliydi o sorular. Eski soru linki çalışmıyor. Ben oradan buraya aktaracağım soruları ama. Okay. Az önce Matt Akta benim Palantir'in hangi şubesine çalıştığımı sormuş. Ben yani Palo Alto aslında ofisindeyim ama bizim aslında şirketin önemli özelliklerinden biri çok fazla ofisimiz yok. Yani ilk 6'ya dair vaktimin yarısından çoğunu %60-%70'ini New York'ta geçirdim. Hatta bugün de New York'a gidiyorum. Sonra Perşembe günü Houston'a gideceğim New York'tan. Çok fazla seyahat ediyoruz. Yani %70-80'e bile çıkabiliyor. En az %25, en fazla %100, yani hiç evini 6 ay görmeyenler var. Yani o yüzden Palo Alto şubesindeyim ama çok da bir önemi yok. Yani proje yerleştirmeleri yapılırken hangi şubeye bağlı olduğunuz çok dikkate alınmıyor. Özel bir isteğiniz yoksa her yerdeki proje, herhangi bir dünyanın herhangi bir projede çalışabiliyorsunuz. Umarım bu soruya cevap olmuştur, Mert'in sorusuna. Şimdi birkaç tane sorulara geç. Bu ilk soruyu ben okuyayım istiyorsanız. İkinci sorudan itibaren canlı yayına alır soruyu. Türkiye'de ortalama bir üniversiteden mezun olmuş bir yeni mezun, Google, Facebook gibi büyük şirketlerin mülakatları üzerine yeterli süre çalışsa Silikon Vadisi'ndeki şirketlerde çalışması mümkün olabilir mi diye bir soru gelmişti. Bu soruyu dün yollamış arkadaş. İsmini vermemiş. Önder sen de başlamışsın sen. Bildiğim kadarıyla olabilir. Ben Türkiye'de şöyle bir durum oldu. Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de çalışıyordum. Türksel şirketinde. Türkiye'den geri döndüm Amerika'ya. Her ne kadar burada master yapmış olsam da çalışma izni olmadıktan sonra çok bir şey fark etmiyor. Yani Türkiye'den döndüm Amerika'daki şirketlerle birlikte, Amerika'daki şirketlerle mülakat yapıp sonrasında buralarda iş olanakları bulmak mümkün. Tanıdığım başka insanlar da doğrudan Türkiye'den Amerika'ya geldi. Google, Facebook gibi şirketlerde çalıştı. Çalışıyor şu anda hala tanıdığım birçok insan. Yani bu gibi olanaklar var. Mümkün bu durum. Önder bu arada evet. Önder bu arada seninle alakalı bu Amerikan dublajı yapan adam değil mi bu diye bir sesinde biliyorum gelmiş. Değil herhalde. Yok. Dublaj tecrübem yok. Ya bence de özellikle vize olayı çok büyük problem. Bu dünkü sorular arasında da vardı. Yani şu an herkes... Ben, 2010 yılında Önder de başladığında herhalde vize almak çok daha kolaydı. O zaman ekonomik kriz sonrası olduğundan Amerika'da H-1B kotaları da olmuyordu. Şimdi iş bulmaktan çok daha büyük bir problem çalışma vizesi almak. O yüzden yani bütün benim şu ana kadar çalıştığım 3 şirket, özellikle Google'da, Palantir'de yurt dışından adam oluyor. Hatta Palantir'in CEO'su Türklerle çalışmaktan çok hoşlandığını söylüyor sürekli. O yüzden Türkiye'ye özel bir iş alma takımı da var. Türkiye'den iş almaya yönelik. Ama yani vize problemi var. İşte bir sürü diğer problemler var. Ama benim görüşüm o mülakatlara hazırlanırsanız ilk mülakatı, telefon mülakatını aldığınız andan itibaren okulunuzun önemi çok azalıyor. Evet. Başka, Heval sizin şirketin işe almayla alakalı. Yani aslında bahsettiğiniz şeye katılıyorum. Yani bizim de belki Udemy'yi bilmeyenler için San Francisco ofisimiz var. Dediğin gibi aslında iş bulmadan öte belki de vizeyi almak daha büyük bir problem oraya geçiş için. Yani bu farklı şirketlerin tabii hani mesela bizimki gibi farklı ofisleri olan şirketler için ofisler arası aktarma gibi konularda mevcut. Ama genel olarak aslında girmekten öte yani sonuçta çalışırsanız mülakatlara belli bir altyapınız varsa hani o kısmı geçmesi daha kolay tabii. Okey. Heval'den. Bak şimdi bir dakika ben soruları yansımaya başlıyorum. Bayağı soru geldi. Herkese hazırsa canlı. Bu arada chatten birkaç soru geldi. İstiyorsanız onları da paylaşın Emre. Siz chatten de sorular geliyor. O arada bayağı bir yandan chatten geliyor, bir yandan slide'a sorular geliyor. Tamamdır. Ben buradan o zaman chatteki bir soruyu okuyayım önce. Sene sonunda Google Business Intern pozisyonuna başvuracağım. Yardımcı olacağını düşündüğünüz herhangi bir öneriniz var mı? Elif Nur Zeynep Dönmez yazmış. Bu soru yani... Hangi pozisyonda? Bir daha pozisyonu şey yapalım. Business Intern pozisyonuna başvuracakmış. Yani biz hepimiz teknik bilgisayar mühendisliği okuduk. Herhalde Google'ın özellikle Glassdoor vesaire gibi sitelerde bayağı bir bilgi var. Mülakatlarda ne soruluyor, ne çıkıyor diye. Ama hani Google'ın bütün aslında şirketler için gerekli, geçerli herhalde bu. Özellikle kültür açısından hani Google'ın ne yaptığını anlamak. Sadece kendi pozisyonunuzla alakalı değil de. Yani şirketin hem misyonunu hem vizyonunu çok iyi anlamak bence önemli bir parçası bütün mülakatların. Mutlaka yani herkesin hangi alanda olursa olsun değerlendirdiği bir şey var. Bu kişiyle aynı projede çalışmaktan keyif alır mıyım, almaz mıyım? Bu önemli bir kriter. O kriter yani bu alanda ben en azından bir şeyler söyleyebilirim. Dediğim gibi teknik alanda business intern'de de çok genel bir kavram tam olarak hani hangi pozisyona başvuruyorsa onu da paylaşırsa belki birkaç bir şey söyleyebiliriz ama kültür anlamında kesinlikle Google'la alakalı çok fazla YouTube kanalı var, işe alımın çok fazla videolar var, dokümanlar var. Çok okuyabileceği çok fazla doküman var. Google nasıl çalışanlarından ne bekliyor, karşılığında ne taahhüt ediyor. Yani bunu söyleyebilirim. Eğer spesifik rolüyle alakalı bir bilgim varsa paylaşmaya çalışırım. Tamamdır. Çok teşekkürler. Sorular geliyor. Diğer soruyu anonim olarak paylaşmışlar. Selim Bey, para aklama konusunda aklama projenizi biraz açabilir misiniz? Bir de bu tarz meselelerde kendi vatandaşları olmayan birinin çalışmasını nasıl bakıyorlar diye sormuş arkadaşımız. Şimdi burada yani çalıştığımız şirketler genelde zaten uluslararası şirketler. Ondan çok pek bir vatandaşlık kavramı olmuyor. Finans kurumları. Çok ters bakıyor yani. Hiçbir negatif bakılmıyor. Genelde zaten bu şirketlerle herhalde Heval'le Önder de katılacaktır. Onlar da tecrübelerini paylaşır benden sonra ama çok fazla vatandaşlık kavramı yok. Gerçekten hani dünya çok belki klişe gelecek ama dünya insanın gözüyle bakılıyor çalışanlara. Teknik açıdan yeterli olduğunuz sürece yaptığınız işte yani çalıştığınız projenin vatandaşlık çok bir sınır olmuyor ama tabii istisnalar var. Yani bazı projeler hükümetle özellikle bir proje yapıyorsanız hangi ülkenin hükümetiyle olursa olsun onun dışında yani çalıştığınız dediğim gibi yani çalıştığınız müşteriniz eğer bir sınırlama getiriyorsa o ayrı ama bizim teknik açıdan bunu yapanların herhangi böyle bir şey yok. Bir kısıtlaması, sınırlandırması vesairesi yok. Yani o problem olmuyor. Kara para aklamayı açar mısınız değil mi? Sorunun geri kalanı da yani şu bizim müşterilerimiz genelde finans kuruluşları, işte sigorta kuruluşları. Bunlardan işte insanlar ne yapıyor? Mesela bir sigorta, bu Amerika yani Fed'in de mesela yayınladığı şeyler var. Bankalar vesaire nelere dikkat etmeli? Hangi tarz müşteriler riskli, hangileri değil? İşte çok mesela çok sürekli işte $100, $200 birileri mesela bir hesaptan bir yere para yatırıyor. Sonra onların hepsini başka bir hesaba çekiyor vesaire. Bunların yayınlanan zaten şeyler var. Bunları ama bizim tabii müşterilerimizin çok fazla datası var. Yani her gün milyonlarca belki yani yüz milyonlarca abartı oldu herhalde ama yani milyonlarca işlem oluyor. O işlem içinde yani gerçekten o kum gölün içinde yani şeyler bulmaya çalışıyorlar. Buradaki kötü yani şüpheli şeyler neler onları bulmaya çalışıyorlar. Bunlar da benim çalıştığım Palantir'in genelde hani data analytics her zaman o tarz paternleri yakalamak açısından bizim yazılımımız çok işlerini kolaylaştırıyor. Yani aslında bu kara para aklama çok büyük, elinizde çok büyük bir data seti var. Buradan patern yakalamaya çalışmanızın bir örneği. Tek örneği yani bir sürü örneği var. İşte bu yeri geliyor biliyorsunuz bazı firmalar müşterilerine kişi özel promosyon yapmak için bunu kullanıyor. Bazıları işte Google gibi çok iyi yani targeted ya da Facebook gibi reklam vermeyi kullanıyor. Bazıları işte kara para aklamaları bulmaya çalışıyor. Bazıları suçluları bulmaya çalışıyor. Suçluların paternlerini takip edip aslında core problem her zaman yani çok fazla data var. O data üzerinden o datayı hani nasıl, o datanın içinden nasıl sizi ilgilendiren paternleri yakalayabilirsiniz. Vatandaşlıkla alakalı bilmiyorum. Heval veya Önder'e gideceği bir şey var mı? Yok mu? Şimdi aynı şey yani. Bizde de isterseniz sizinle. Tamam. Benim ekleyeceğim. Pardon. Mehmet'ten Önder Bey. Selim'in dediğine yani ekleyeceğim sadece işte belli başlı pozisyonlarda mesela bizim ekipte Security Product Manager, Security Clearance sahibi olması gereken bir insan oluyor. Security Clearance'ı da sadece Amerikan vatandaşlarına veriyorlar. Onun da sebebi işte belli başlı binalara girmek için mesela FBI'nin headquarter'ına girmek için Amerikan vatandaşı olmanız gerekiyor. Böyle spesifik bir pozisyonda çalışıyorsanız o zaman mutlaka vatandaşlık istiyorlar ama bu kadar requirement gerektirmeyen yani, bir pozisyonda çalışıyorsanız o zaman hiç şey olmuyor yani. Nereden geldiğinizin bir önemi olmuyor. Türk vatandaşı da olsan veya işte Hintli de olsan, Çinli de olsan bir şey fark etmiyor. Okey. Sıradaki soruyu chatten mi alıyoruz? Selam. Bir tane chatten alalım isterseniz. Yavuz Selim Polat sormuş. Bilkent Üniversitesi mezunuyum. Türkiye'de büyük bir telco firmasında çalışıyorum. Yaklaşık bir yılı aşkın bir tecrübem var. Amerika'da yüksek lisans yapmak benim için pek mümkün gözükmüyor demiş. Ancak herkes gibi benim de bir Amerika hayalim var. Adım adım bu hayale ulaşmak istiyorum ama kimle konuşsam yüksek lisans olmadan olmaz demiş. Çok, yani benim görüşüm çok doğru değil. Olanlar var, bir sürü var. Ne yazık ki bu, yani ne yazık ki mi iyi, kimi bilmiyorum. Çok artıyor bu. Hani yurt dışı hayali olanlar. Biz, yani dernek için aldığımız maillerde de görüyorum. Kişisel olarak ben Google'a çalışırken ona yakın etkinlik yapmıştım Türkiye'deki üniversitelerde. Orada gelip iletenler de vardı. Yani çok yalnız değil ne yazık ki. Çok isteyen var yurt dışına bir önce. Tabiri caizse kapak atmak diyeceğim ama yani yanlış anlamasın. Çok yani şu anda bizim firmalar alıyor. Yani yüksek lisansa gerek yok. Eğer teknik olarak kendine güveniyorsa bana bu etkinlikten sonra mail atabilir. Ben yani Google'daki arkadaşlarımızdan da rica ederiz. Ben de Palantir'de mülakata girebilir, telefon mülakatına. Ondan sonrası ona kalmış ama. Teknik olarak yeterliyse şey değil, yüksek lisans falan çok şart değil. Benim tecrübem bu en azından. Bilmiyorum Önder ve Heval, siz alıyor musunuz yurt dışına yüksek lisans almayanlar? Oracle sadece 8 tane üniversiteden alıyor Amerika içerisinde bulunan. Yani Türkiye'yi geçtim, Amerika'dan her okuldan almıyorlar. Ama Selim'in dediği doğru. Burada 1 milyon iş varsa 100 bin mühendis var. Çok büyük bir mühendis ihtiyacı var. O yüzden illaki farklı farklı ülkelerden de insan almak zorunda kalıyor şirketler. Belki her şirkette iş bulamazsınız ama mutlaka iş bulabileceğiniz bir şirket bulursunuz burada eğer istekliyseniz ve ararsanız. Tabii mülakatlara çalışmak gerekiyor. İyice hazırlanmak gerekiyor. Çünkü bütün dünyadan insanlar başvurduğu için çok büyük bir rekabet oluyor. O rekabette öne geçebilmek için mülakatlar konusunda gereken hazırlığı yapmış olmanız gerekiyor. Okey. Heval, sen bir şey paylaşmak istiyor musun yoksa? Yok, aslında siz söylenmesi gerekeni söylediniz aslında. Yani önemli olan tabii ki de kendini teknik anlamda ne kadar geliştirdiğin, hani belli bir vaadi verebiliyorsan karşı taraf, hani şirkette bir vizyon, bir kendini hani ekstra bir gelişme kaynağı olarak kendini gösterebiliyorsan çok yüksek lisansa ben de ihtiyaç olacağını düşünmüyorum. Okay. Şimdi sıradaki soruyu alalım isterseniz. Bu arada soru, yani canlı yayına bağlanıp birebir sormak isteyenleri canlı yayına da alabiliriz. Bana yani sorularını da belirtirlerse canlı yayına bağlanmak istiyorum diye. Ya da bu şekilde de olabilirler. Sıradaki soruya geçelim istiyorsanız. ODTÜ'den bu sene mezun olacağım ve Avrupa'da iş bulma imkanım nedir ve bunun için ne yapmalıyım? Yeni mezunlar için açılan pozisyonlar genelde intern oluyor. Intern maaşları çok düşük mü olur mu? Ben başlayabilirim bu sefer istiyorsanız. Ufakça bir bilgim yok. Ben de geçen sene, yani 2015 mezunu olarak aslında hani birazcık daha yakın OPEC'lerden geçmiş bir insan olarak bizim dönemden mezun olup giden çok fazla insan var aslında. Bildiğim kadarıyla Avrupa'ya gidiş, Amerika'ya gidişten birazcık daha kolay vize açısından. O yüzden kendine uygun bir firma bulursan pozisyon ve hani kendin de onun koşullarını sağladığına inanıyorsan, gene aslında her zaman döndüğümüz nokta teknik anlamda belli bir altyapıya sahipsen gayet bence bulabilirsin. Sorunun devamı da bir şey daha soruyordu sanırım. Intern maaşları çok mu düşük olur? Aslında yeni mezunla intern tam olarak bence aynı pozisyonlar değil. Daha çok şirketler Navigrat olarak açıyor. Yani yeni mezun, bu yeni mezun normal lisans mezununda, yüksek lisans, doktora mezununda kapsayan pozisyonları oluyor genelde. Belki onlara bakabilirsin ama yani benim tavsiyem de muhtemelen intern'dan birazcık daha yüksek bir pozisyona bakman gerektiği yönünde. Çok teşekkürler Eval Hanım. Önder Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Benim çok bilgim yok Avrupa konusunda, ne desem yalan olur. Selim Bey, siz bir şey eklemek ister misiniz? Sıradaki soruya geçelim mi? Ben de çarpıda çalışmadım. Yani o yüzden benim de çok bilgim yok. Tamamdır o zaman. Sıradaki soruya geçelim isterseniz. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Pardon. Crossing Paths'in modelinden bahsedebilir misiniz diye sormuş Cüneyt Kiriş. Bahsedelim hepimiz. Yani daha demin çok yeni başladık. Hatta ilk canlı deneme olmayan yeni etkinliğimiz bu. Ondan aksaklıklardan bir kere daha özür diliyoruz. Bu kadar çok soru açıkçası ben beklemiyordum. Bayağı sorular geliyor. Chat'ten de geliyor. Slide'dan da geliyor. O açıdan mutlu etti bizi. Yapmaya çalıştığımız şu an 2 tane halihazırda devam eden etkinliğimiz var. Bir de planladığımız bazı etkinlikler var. Bir tanesi işte bu. Tam da yani yeni lise üniversite öğrencilerinin sorularına cevap vermek. Elimizden geldiğince yardımcı olmak başvurularında veya hani yurt dışı, illa yurt dışı olması gerekmiyor ama bilgisayarda, yani bilgisayar alanında iyi olan şirketlerde çalışmak ne demek, çalışmak için neler yapmaları gerekiyor vesaire, o alanlarda elimizden gelince katkı sağlamak. Ya bu bilgisayar bilimi için olan ama bunu başka meslek grupları için de yapacağız. Ortalama 2-3 haftada bir, en geç ayda bir farklı meslek grupları için bunu yapmak istiyoruz. Diğer bir etkinliğimiz daha birebir danışmanlık hizmeti vermek. Hatta şu an yani bayağı bir danışan başvurumuz oldu. Sanırım 50'yi geçmişti yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış bilgi de vermiyorum. Hemen daha iyi biliyorum ama rakamları. Geçtik sanırım bayağı. Yani bir haftada 50'ye yakın başvuru aldık danışan olmak isteyen. Orada da birebir her danışman olmak isteyenlere 2-3 tane danışan atayıp hani bu tarz daha uzun vadeli bir ilişki kurmalarını, profesyonel anlamda belki daha hani profesyonel anlamda derken illa iş için olur. Bazen yurt dışında yaşamayla alakalı sorular oluyor. Veya Türkiye'de kariyerlerini geliştirmeye yönelik danışmanlık hizmeti vermek istiyoruz. Şu an 2 tane halihazırda olan projemiz bu. Açıkçası bu projeleri biraz oturttuktan sonra, biz de hatalarımızdan öğrendikten sonra farklı başka projelerimiz de var uzun vadede. Ama onları herhalde şu anda paylaşmak çok doğru değil. Daha bu 2 projeden biraz öğrenmek istiyoruz. Taleplere göre şekillendirmek istiyoruz. Bir de bu 2 proje epey vaktimizi alıyor zaten hiç aşamada. Özellikle Heval ve Önder danışan başvurularıyla bayağı uğraşıyorlar. Söylemeseler de ben söyleyeyim. Bir de Gülşah diye bir arkadaşımız var şu an yayında olmayan. Başka sizin var mı? Eklemek istediğiniz bir şey? Yok aslında güzel özetledim bence de. Belki linklerimizi söyleyebiliriz. Danışan ya da danışman olmak için eğer hani neler yapıyoruz, bu PET'te neler yapmayı hedefliyoruz. Birazcık daha ayrıntılı bilgi almak ve belki başvuruyu daha sonra değerlendirmek isterseniz aslında sitemiz üstünden başvurabilirsiniz. Orada formlar mevcut. Onlar da YouTube linkinin altında paylaşılmış olması gerekiyor sitemizin linkleri. Evet, cpass.org'la kesişenyollar.org. Oradan detaylı bilgiye de ulaşabilirsiniz. Okay. Tamamdır. Teşekkürler tekrar. Sıradaki soru, aslında chatte bir sorumuz var şu anda. Tamam, buradan devam edeyim. Bir insanın yurt dışında çalışması için neleri gözden çıkarması gerekiyor sizce? Arkadaşın ismi anonimmiş arkadaşımız. Bu zor bir soru. Önder cevap vermek ister misin? Zaman farkı var bizim yaşadığımız yerle Türkiye arasında. Şu anda 11 saat mesela. Annemi aramak istesem uyumuş olacak bu şeyden sonra, toplantıdan sonra. O yüzden böyle bir sıkıntı olabiliyor. Ben uyurken onlar ayakta oluyor, onlar uyurken ben ayakta oluyorum. İşte aileyle görüşmek biraz problemli oluyor. Yemeklere alışmak biraz sıkıntılı oluyor. Buradaki damak tadı Türk damak tadına çok benzemiyor. Bir de burada farklı farklı mutfaklardan yemekler var. İşte Hint, Asya yemekleri çok fazla var. İlk başta alışırken biraz sıkıntı oluyor. Yemek yapmayı da bilmiyorsanız bayağı sorun yaşayabiliyorsunuz. Kilo alabiliyorsunuz. İşte bayağı fazla kilo alabiliyorsunuz. Onun dışında yalnız yaşama tecrübesi edinmediyseniz biraz o bakımdan da uyum sorunu yaşanabiliyor. İşte çamaşırdır, bulaşıktır, evi toplamak, düzenlemek falan, bunlar zaman alan işler. İşte ütü mütü hala yapmayı öğreniyorum. Böyle sıkıntılar oluyor. İşte bunun dışında kültür bakımından çok fazla bir şey olmuyor benim görüşüm. Yani alışma, insanlarla iletişim gibi konularda bence bizim pek sorun yaşayacağımızı veya yaşadığımızı düşünmüyorum. İşte başka arkadaşlarıma baktığımda işte Hintliler veya Asyalılar daha çok kendi aralarında birlikte yaşamayı tercih eden insanlar olarak görüyorum benim kendi çevremden. Ama Türkler için böyle bir şey yok benim görüşüm. Biz gayet açık biçimde iletişime girebiliyoruz farklı kültürlerden insanlarla. O bakımdan bir sıkıntı olduğunu söyleyemem. Ama genel olarak yaşamla ilgili bazı sorunlar oluyor. İşte bahsettiğim gibi Türkiye ile iletişim, bir de yeme içme, bu gibi şeyler. Çok teşekkürler Önder Bey. Selim Bey, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konu hakkında? Ben katılıyorum Erden'e. Gerçekten zor. İlk zaman, özellikle ilk iki sene benim için çok zordu. Çok zor oldu alışmak, yurt dışında yaşamaya. Bir süre sonra alışıyorsunuz tabii. Yani bir yandan şu an gerçek 10 yıl önce yapanlar nasıl yaptı açıkçası bilmiyorum. Yani bunlar yoktu. Bugün bayağı bir teknik problem yaşadık Hangouts'la alakalı ama hani 10 yıl önce bunların hiçbirinin olmadığını düşününce de açıkçası nasıl yapıyorlardı çok merak ediyorum ben. Çok yani önemli de her şeyde katılıyorum. Selim Bey, şimdi chatten Elif Nur Zeynep Dönmez bir soru yöneltmiş tekrardan, daha demin Google'la ilgili çalıştığınıza istifaden. Google'dan bir insider olarak Selim Bey, bahsettiğim internship için CV'mi paylaşmak istiyorum. İletişim bilgilerinizi paylaşabilirsiniz demiş. Paylaşırım ama eğer bu etkinliğimizin esas amacı da şey değil. Yani paylaşalım artık canlı yayında da izlediği için. Yani ismim soyismim @gmail.com'a atarsa Google'a çalışan arkadaşlardan rica ederiz, iletir. Mülakata büyük ihtimalle alırlar ama teknik olarak hazırlanması lazım. Dediğim gibi yani mülakattan sonrası Google o açıdan çok örnek bir işe alım süreci var. Ben Google'da çalışırken yani 400-500'e yakın mülakat yaptım. Bir de 1-1,5 yıl işe alım komitesindeydim. O komiteler hepsi gönüllülük esasla yürüyor. Yani girmek isteyen herkes girebiliyor. Yani bayağı bir şey yani mülakatı yapıyor, mülakat yapanlar mesela birbirlerinin yorumlarını görmüyor. Komitede karar verenler birbirlerinin kararını görmüyor. En son bir araya gelip tartışarak karar veriyor vesaire. Yani süreci olabildiğince objektif hale getirmeye çalışmışlar. O yüzden biz iletiriz arkadaşlarımıza. Onlar da iş alım ekibine iletirler ama teknik olarak hazırlanması lazım. Teknik olarak hazırlanmakla alakalı sorular varsa onları da şimdi chatten paylaşırsa bence daha faydalı olur. Bir de hangi okuldaydı? Var mı okul? Okul belirtmemiş galiba okul. Evet. Okul belirtmemiş. İsterseniz diğer soruya geçelim. Tamam. Başka ekleyecek bir şey yoksa. Türkel Güçlü Türk sormuş. İyi akşamlar. CV ya da iş alımlarında not ve önemi nedir? Demiş. Heval başlamak ister misin? Olur tabii ki. Yani şöyle yeni mezun biri için, yani bütün firmalar için konuşamam tabii bununla da, yeni mezun biri için evet önemli. Çünkü hani baktığınız zaman sizin hani geçmişinizi ya da hani kapasitenizi ölçmek için elinde var olan bilgileri aslında okulda ne yaptınız? Yani bu bir not ortalaması olabilir. Teknik derslerdeki notlarınız daha önemlidir. Ya da işte hangi projeleri geliştirdiniz, işte bitirme projeleriniz mesela. Bunlar önemli ayrıntılar. Hani bunları ne kadar güçlü tutarsanız yeni mezunken size o kadar avantajı olur. Fakat bence hani belli bir süre sonra kariyerinizde belki ilerledikten sonra hani daha referans, geçmişinize gösterebileceğiniz daha güncel referanslarınız olduğunuzda bunun ortalamanın etkisi birazcık azalıyor tabii ki. Dersen master'a veya doktoraya başvururken çok önemli oluyor. Not ortalaması. İşe başvururken nispeten daha az önemli oluyor ama direkt Türkiye'den başvuruyorsanız eğer, buraya gelmeden, burada master yapmadan veya doktora yapmadan doğrudan Türkiye'den başvuruyorsanız, insanlar, burada işe alan insanlar yani hangi üniversitenin ne olduğunu bilmediği için bakabilecekleri tek objektif şey, measure, işe alan O yüzden yeni mezun bir insan için Heval'in dediği gibi doğrudan GPA'ya bakıyorlar. Başka bir şeye de baktıklarını pek sanmıyorum filtrelerken başvuruları. O yüzden önemli, evet. Ben de katılıyorum dediklerine. Yani aynen bir kriter oluyor her zaman. Özellikle benim mesela kendi tecrübemden mülakat yaptığım vesaire biri atıyorum şu konuda fena değil gibi düşünüyorsam ben onların notlarına bakıyordum. Yani o dersten ne almış üniversitede? Eğer o dersten hani özellikle okulunu da biliyorsam nasıl bir yani iyi bir not almışsa o iyi nota güvenilir bir iyi notsa o konudaki kuşkularımı azaltıyordu. Tam tersi işte orada da dersten böyle C ile B ile falan geçmişse yani demek ki yani gözlemim doğruymuş, bu alanlarda eksiği var gibi bir etki yaratıyordu. Yani mülakatınız işe alımda özellikle bu firmalarda mülakatınız çok ilk aşamayı Öner'in dediği gibi yani şu var, şunu da unutmayın. Şimdi Türkiye'de en iyi üniversitelerden birinden bile olsanız hani 100'ün üzerinde ülkeden başvuru alıyor bunlar, bu firmalar. Hani kendinizi ayırt ettirmek için not önemli bir kriter ama o aşamaları geçtikten sonra eğer performansınız çok iyiyse, soru işareti bırakmazsa notun önemi azalıyor. Performansınız ne kadar iyi olduğuna oranla notun önemi artıyor. Çok teşekkürler Selim Bey. Ben chatten bir soruya daha devam edeceğim şimdi. Delal Mutlu yazmış. Google, Facebook gibi büyük şirketlerin siber güvenlik departmanlarındaki işe alım süreci, yazılım mühendislerinin işe alım süreçlerinden farklı mı? Farklılara kısaca değinebilir misiniz? Ve milliyetin önemi var mı? Sanırım ama bu soru gelmiş miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Milliyetle alakalı soru ikinci kez geliyor. Çok geldi ama sorunun başı neydi, ne bölümü okuyanları da? Security. Ha, security. Yani millet benim bildiğim kadarıyla yok. Gerçekten bu yani bu firmalar bunu ilan ederken birincisi şöyle, böyle bir hani her şeyi bırakıyorum işin etik tartışmasını, böyle bir lüksleri de çok fazla yok. Çünkü inanılmaz iyi iş gücü için bir rekabet var dünyada şu an bilgisayar bilim alanında. Gitgide özellikle Amerika'da ihtiyacın arttığı söyleniyor. Hatta araştırmalar vardı 4-5 yıl önce. İşte 10 yıl içinde 2 katına çıkacak ihtiyaç ama her yıl bilgisayar seçenlerin oranı azalıyor diye. Hani böyle bir lüksleri de yok. Ama lükslerin olmasının ötesinde bu kadar çok başarılı olmalarının nedeni de bu tarz şeylerde hani böyle öznel şeyleri bir yana koymaları. Çok daha nesnel kriterlerle yürütmeleri. O yüzden benim şu ana kadar gözlemim yok. Benim şu ana kadar çalıştığım Oracle'da Önder'le beraber de çalıştık. Orada inanılmaz Hint, Çin asıllı mühendis arkadaşımız vardı. Onun dışında mesela bizim bir arkadaşımızda Perulu vardı, Fransız vardı, yine Hintler vardı, biz Türkler vardık. Çok dağınıktı. Sonra Google'da çalıştığım grupta yine aynı. Romanyalı vardı, İsrailli vardı vesaire. Yani çok dünyanın her yerinden var. Alman vardı. Ben hiç kendi adıma açıkçası öyle bir şeyle karşılaşmadım. Milliyetin önemi konusunda. Bir de engineering pozisyonlarına bir tane ulustan işte atıyorum sadece Amerikan vatandaşı alacağım gibi bir şey deme lüksü yok bu insanların. Çünkü çok fazla insan açığı var. Sadece Amerikan vatandaşı alacağım derse adam bulamaz çalıştıracak. Birincisi bu. İkincisi bahsettiğin siber güvenlik gibi spesifik işlerde, mülakatlarda genelde bu işler doğrultusunda sorular sorarlar. Yani engineering mülakatından biraz farklı olabilir. İşte atıyorum bir siber saldırının anatomisini anlat diye bir soru sorabilir baştan sona. Nasıl bir hacker nasıl sistemi hack etmeye çalışır? Bunu anlatmanı bekleyebilir. Bizde öyle oluyor en azından. Facebook, Google gibi şirketlerde de çok farklı olacağını sanmıyorum. Önder Bey çok teşekkürler. Bir sorumuz var, anonim olarak sorulmuş. Heval Hanım soru size. Heval Hanım, Silikon Vadisi'nde de ofisi olan birçok ABD kaynaklı firmanın ABD dışında da şubeleri oluyor, Ankara gibi. Genel olarak buralarda çalışma şartları ve maddi olanaklar ABD'nin ne kadar altında? Örnek olarak Udemy'nin şartlarını karşılaştırabilir misiniz? Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim aslında. Bildiğiniz gibi belki Udemy'nin 3 tane ofisi var. San Francisco, Dublin ve Ankara. Aslında temel olarak yani ofislerin bulunduğu ülke değil aslında. Yani siz bir mühendis hayal ederken aslında ortak bir kültür, ortak bir nasıl diyeyim herkese eşit davranmaya çalışıyorsunuz. Hemen hemen bütün benefitlerimiz, yani bütün aslında yararlarımız hepimizin bütün ofislerde aynı. İşte çalışma saatlerimiz, esnekliğimiz. Bazı daha yasaya bağlı şeylerde, işte izin süremiz mesela, Amerika'nın polisisi, yani bu sürece bakış açısıyla Türkiye'ninki çok farklı. Türkiye'de daha belirlenmiş izin süreleri, aynı şekilde Dublin'de de geçerliyken Amerika'da sınırsız izin şeyiyle çıkabiliyorlar aslında, vaadiyle. Maaş gibi konulara baktığınızda da yani tabii ki de fark var. Neden fark var? Orada rekabet birazcık daha fazla mühendis açısından. Hani daha iyi mühendisleri böyle firmalara, startuplara çekebilmek için onlara bazı güzellikler sunulması. Hani tabii bunun bir etkisi oluyor. Bir bakıma baktığınızda çok pahalı bir ülke. Yani San Francisco, Önder'le Selim belki daha iyi bilirler. Yani yaşam standartlarına baktığınız zaman aslında hiçbir farkımız yok. Yani her ofiste birbirine bütün mühendisleri en azından eşit davranılmaya çalışıldığını söyleyebilirim. Çok teşekkürler Eval Hanım. Selim'e diğer soruya devam edelim isterseniz Slides'tan. Okay. Paylaşıyorum. Paramını şey yaptık. Tamamdır. Murat bir soruyor. Selim Hocam, Palantir'e girmek için ne yapmamız gerekiyor? Daha doğrusu nasıl özelliklere sahip olmalıyız? Özellikle GPA'nin kaç civarı olması gerekiyor demiş. Yani bence yine aynı, pek fark yok. Bütün şirketlerde birbirinin aynısı. Google için az önce ne dedik ya da işte geçerli bence. Palantir'de de belli bir GPA şartı yok. Aynı teknik mülakatlara hazırlanmanız gerekiyor. Bunun için çok kaynak var. Bir iki tane çok popüler kitap var. Cracking Decoding Interviews diye. Sonra benim en sevdiğim kitap Programming Interviews Exposed diye bir kitap var. Ya, oralar çok fazla kaynak var. Onlardan, o kitaplardaki sorulardan birebir gelmemesi gerekiyor. Artık hani bizde soru sorarken çok popüler olan soruları sormamamız gerekiyor. Ama mülakat süreci konusunda çok iyi hazırlıyor bence o kitaplar sizi. Birazcık bu ÖSE, yani şimdiki ismini ne bilmiyorum ama ÖSE, üniversite giriş sınavına sistemine benziyor Türkiye'de. Hani çok geyikti benim zamanımda da. Ne kadar okul iyi olursa olsun işte dershane eğitime ihtiyacınız var, sınav sistemine alışmanız lazım falan diye. Birazcık bizim mülakat süreçleri de böyle. Ne kadar iyi bilgisayar bilimi öğrencisi olursanız ya da bu konulara hakim olursanız onun birazcık mülakatlarda ne soruluyor, nasıl yaklaşmalıyım pratiğini yapmanız gerekiyor. Onun için dediğim gibi GPA bir şart yok ama yani Google için söylediklerim hepsi aynen geçerli. Hani ne kadar mülakat performansınız iyiyse GPA'niz o kadar önemsizleşiyor. Ama eğer mülakat performansınız işte ise çok iyi bir GPA sizi o, yani sınırdaysanız o sınırın üstüne taşıyabilir. Çok teşekkürler Selim Bey. Sıradaki soruyla devam edelim isterseniz. Tamam. Selim Bey merhaba. Amerika'da çalışmaktan ziyade vize almanın zorluğundan bahsettiniz. Bu konuda Amerika'da ortalama bir üniversiteden doktora kabulü alıp öğrenci vizesiyle iş aramak daha kolay olur diyebilir miyiz? Anonim olarak sorulmuş. Evet. Yani vize açısından kesinlikle evet. Bilmiyorum, çok hani hatta şöyle tartışılacak bir şey değil o derece evet. Çeşitli yolları var bunun. Hani bir aynı firmanın Amerika dışındaki herhangi bir şubesinde bir yıl çalışırsanız L1 vizesiyle gelebiliyorsunuz. Onu yapanlar var. Ama onu yaparsanız o, bildiğim kadarıyla onu geldiğiniz firmaya burada bağımlı kalıyorsunuz. Green Card alana kadar. Yönetici olman gerekiyor onun için. L1 için mi? Evet. Yok, yönetici olman gerekmiyor ama sadece gittiğin firmada devam edebiliyorsun. Öyle. Yani başka firma değişikliğinde aslında tekrardan vizeye başvurmanız gerekiyor. Hı, tamam. Yani çeşitli yolları var ama öğrencilik herhalde en kolay hala. Bir de OPT'nin süresini arttırdılar şimdi. OPT ne olduğunu bilmeyenler için okuldan sonra verilen bir izin, çalışma izni, öğrencilere verilen bir çalışma izni. O şeyle, OPT ile bayağı bir, yani kaç 12+17+ şimdi bir 10 ay falan daha çalışabiliyorsunuz. O arada işte sürekli HM'ye bir green card'a başvurabilirsiniz. Yani öğrencilik en kolayı şu an çalışma vizesi almak için. Gerçi Önder bu konuda bilmiyorum, duyduğum en iyi örneklerden biri. Hani çalışma vizesini geri alı, yani Türkiye'den direkt gelen çok nadir örneklerden benim bildiğim. Önder belki. Benim durumum biraz farklıydı. Yani çok rastlanan bir örnek değil. Ben Türkiye'ye geri döndüm. Fulbright bursu aldığım için Türkiye'ye dönmem gerekiyordu. Burada 2 sene kaldıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de 2 sene kaldım ama o sırada Oracle'da çalıştığım kontaklarımı şey yapmadım, yani kaybetmedim. Sürekli iletişimde kaldım. Sonra o kontaklar aracılığıyla yeniden bir pozisyon buldum Oracle'da. İş bulduktan sonra çalışma izni almak çok şey olmuyor, sıkıntı olmuyor. Tabii kuraya girmeniz gerekiyor o durumda. Kura biraz şey, şans meselesi. %50 gibi bir şansınız oluyor. Kura çıkmazsa alamıyorsunuz çalışma iznini. Ama Amerika'da olduğunuzda yine kuraya girseniz bile Selim'in dediği OPT sayesinde Amerika'da kalma durumunuz oluyor. İşte 2 sene, 3 sene Amerika'da kaldığınız müddet boyunca o kuraya 1-2 kere daha katılabiliyorsunuz. %50 olan şansınızı arttırıyorsunuz bu sayede. O yüzden Türkiye'den Amerika'ya gitmek bu bakımdan da çok daha zor bir durum. Bu sebeple işte en kolayı kısa yoldan işte master yapmak veya doktora yapmak. Çok teşekkürler Önder Bey. Sıradaki soruya geçiyoruz o zaman. Tamam. Soruyu Heval Hanım'a yöneltmiş, anonim olarak sorulmuş. Master yaparken undergrad okulunu seçmek mantıklı olur mu? Çünkü farklı okul, farklı kültür demek ve bunun negatif eksisi var mı demiş, etkisi var mı demiş. Negatif etkiyi orada yapmaya mı yoksa yapmamaya mı sormuşlar, onu çok anlayamadım. Yani bu bir tercih meselesi. Benim tercihimi etkileyen en büyük kararlardan biri aslında, hem çalışıp hem master yaparken benim için birazcık daha kolay olacağı için ben bunu tercih ettim. Çünkü bizim ofisimiz gene ODTÜ kampüsünde, hani benim için kolayca aslında derse gidip gelme, hocalarla görüşme imkanı. Yani şöyle bir avantajı var zaten. Lisans hayatınızda hani hocaları tanımışsınız, dersleri, işlenişi, düzeni görmüşsünüz. Yani neler bekleyeceğiniz aslında, kimlerle çalışabileceğinizi, kendinizi hangi yönde geliştirebileceğinizi iyi biliyorsunuz. Ama soruda da denildiği gibi aslında farklı bir okul, farklı kültür, farklı etkileşimler, bunlar da çok önemli. Yani farklı hocalarla çalışmak, bir de onların gözünden aslında o konuları belki işlemek daha çok aslında bir insana katkı sağlayabilir. Yani birazcık da aslında hangi okul olduğundan öte okullarda ne gibi imkanlar var? Yani siz hangi alana yoğunlaşmak istiyorsunuz ve bu farklı okullar bu alanda neler sunuyor size, ona bakmak bence aslında en güzeli. Benim teşekkürler. Selim Bey ya da Önder Bey, sizin eklediğiniz bir şey var mıydı buna? Yoksa diğer soruyla devam edelim. Bir dakika, geliyor diğer soru. Amerika'da doktoraya başvurmayı düşünüyorum. Ekonomi ve bilgisayar mühendisliği çap yapıyordum. Üniversite ve bölüm olarak önerileriniz var mı? GPA'm 2.75 civarında. O yüzden ortalama bir yerden kabul almam zor görünüyor demiş anonim olarak. Yani bence de zor, dürüst olmak gerekirse. 2.75 genelde şeyin altında. Yani çok iyi bir araştırması veya hani bir yayını varsa bence şansı var yine, ama onun dışında çok çok kendini ayırt edecek bir özelliği yoksa özellikle yani doktora, master için bilmiyorum açıkçası, ama doktora için zor. Sorunun devamı neydi? Ben göremiyorum soruyu, o yüzden. Ben bakayım bir dakika. Şeyden, kolaylık zorluğu. Yani ortalamam düşük diyordu. Onun dışında başka bir evet. Yani bölüm önerim açıkçası, yani bir ihtimal benim bazı arkadaşlarım da yaptı. Türkiye'de master yapıp ortalamasını yükseltmek. Yani özellikle 4'e yakın ortalama olursa master'da o çok fark ediyor. Yani undergrad'daki ortalamanın düşük olmasının etkisini azaltıyor. Üniversite bölüm olarak öneri açıkçası çok bilmiyorum. Yani o bir de iyi düşünsün, yani dediğim gibi o aralıktan kabul edecek okulların bir kısmı ciddi para tuzağı olabilir. Amerika'da özellikle eğitim Türkiye'dekinden daha da yani para makinesi olarak çalışan birçok okul var. Bence GPA'nin düşük ama ekonomi ve bilgisayar mühendisliği birbirinden çok farklı alanlar. O iki farklı bölümde okumak büyük bir şey. Competitive advantage benim görüşüm. Belli başlı bölümlerde çok işine yarayabilir, seni diğer insanların önüne çıkartabilir. Mesela atıyorum computational finance, quantitative finance gibi bölümlerde okumak istersen ileride diğer insanların bir adım önünde olursun benim görüşüm. İşte Columbia University veya Carnegie Mellon'da böyle iyi programlar var. Mezun olunca da bayağı güzel yerlerde iyi işler bulunabiliyor. Ama master programları bunlar tabii. Selim'in dediği gibi doktora programına girebilmek için çok yüksek GPA istiyorlar genelde. Çünkü çok az insan alıyorlar doktora programlarını. Ama master'la ilgili bir çalışma yapmak istiyorsan bence bu dediğim bölümlere bakabilirsin. O bölümlerde senin bir avantajın olur benim görüşüm. Çok teşekkürler Önder Bey, Selim Bey. Şimdi chatten bir soru alıyorum ben. Murat Yılmaz sormuş. Yeni mezun mühendislere teknik mülakatları geçmek için neler üzerine yoğunlaşmayı önerirsiniz? Heval Hanım siz de başlayalım isterseniz. Demin aslında Selim güzel bir giriş yaptı buna farklı bir soru için. Çok güzel bunun için aslında oluşturulmuş kitaplar var. İşte Cracking the Coding Interview, Programming Interview Exposed muydu diye. Çok isimleri doğru söyleyemiyor olabilirim. Zaten aratırsanız hani internette mülakatlara çalışma kaynakları olarak çok güzel sorulara ve kitaplara ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda programlama becerisini geliştirmek üzerine oluşturulmuş siteler de var. İşte HackerRank bunlardan biri, LeetCode var. Bu tarz sitelere girip aslında pratiğinizi de geliştirebilirsiniz. Yani kısaca aslında böyle algoritma, veri yapıları ve belki database sorgulama tekniklerinizi geliştirmeniz ilk adım için güzel bir başlangıç olabilir. Teşekkürler Eval Hanım. Önder Bey siz ne düşünüyorsunuz? Ben de product management'la ilgili söyleyebilirim. Bizim alanda işte iki tane önemli kitap var. Cracking the PM Interview, bir de Decode and Conquer diye iki kitap var. O kitaplara çalışırsanız yeterli olur. Onun dışında işte case study, case question diye aratırsanız Google'da, işte Google Case Interview şeklinde veya Facebook Case Interview şeklinde aratırsanız onlar da hazırlanmanızda yardımcı olur. Product Management'la ilgili başka sorularınız olursa yani bana özelden de ulaşabilirsiniz. Öyle de yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkürler Önder Bey. Selim Bey siz bahsetmiştiniz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, benim eklemek istediğim çok bir şey yok. Bu arada kısa bir duyuru yapabilir miyim? Yani özellikle sorularına cevap vermediklerimiz chatte tekrar yazarlarsa, atladığımız soru varsa henüz cevap vermediklerimizde. Bir de ben bunun için de özür dileyim. Benim aktarmam gerekiyor konuşana ekranı. O işi çok iyi yapmıyorum bazen. Ekran yanlış işte kaldı durumlar oluyor. Farkındayım. Özür diliyorum. Tamamdır o zaman. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa sıradaki soruya geçelim. Is it important to study at a big university in Turkey if you want to be able to work at Google or Microsoft? And does studying at small university affect my chances for working at those companies? Tado Dash sormuş soruyu. Türkçe anladığını varsayıyor herhalde. Önder cevap vermek ister misin? Çok benzer sorular geliyor. Hangi dilde cevap vereceğim? Türkçe herhalde. Genel etkinliklerini Türkçe ilan ettik çünkü. Ben Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldum. Bilgi Üniversitesi çok büyük bir üniversite değil. 1994 senesinde kurulmuş. Öğrenci sayısı da işte 7.000-10.000 arası diye biliyorum ama yani belki değişmiştir sonradan. Yani çok büyük bir üniversite değil, çok eski de bir üniversite değil. Ben buldum. Benimle mezun olan arkadaşlarım, kardeşim MIT'de MBA yapıyor şu anda. Google'da çalıştı. İşte yani bulunuyor. Yani illa çok büyük bir üniversitede mezun olmaya gerek yok. Ayrıca Amerika'ya geldikten sonra buradaki insanlar için bir şey fark etmiyor. Yani sen ODTÜ'den mezun olmuşsun veya işte atıyorum Kayseri Üniversitesi'nden mezun olmuşsun veya daha ne bileyim üniversitenin adının pek bir önemi olmuyor buradaki insan için çünkü bilmiyorlar yani doğal olarak. Siz biliyor musunuz atıyorum Fransa'daki üniversitelerin birbirinden farkını, yani Fransa'dakileri belki biliyorsunuzdur da işte dünyanın farklı ülkelerindeki üniversitelerin birbirinden ne kadar farklı olduğunu bilmek pek mümkün değil. O yüzden çok fark etmez benim görüşüm. Ama tabii her şirkette büyük üniversitelerden mezun olan insanlar olabiliyor. Öyle bir networking kullanacaksanız mesela kendi üniversitenizden mezun olmuş ve belli bir şirkette çalışan bir insan aracılığıyla CV'nizi iletecekseniz o bakımdan faydası olur, yardımı olur size büyük üniversitede okumanın. Ama onun dışında sadece büyük üniversitede, Türkiye'deki büyük bir üniversitede okumuş olmanın ekstradan bir faydası olacağını düşünmüyorum. Önder Bey teşekkür ederiz. Haval Hanım sizin ekleyeceğiniz bir şey var mıydı? Yok bir şey eklemeyeceğim. O zaman... Tamamdır o zaman. Ben bir şey ekleyeceğim ama öncelikle. Çünkü atlamışız. Bir soru ekleyeceğim. Atlamışız maalesef. Kusura bakmayın. Çok fazla soru geliyor. Tüm soruları aynı anda dönemiyoruz. Soru Tahir Soyaslan yazmış. İyi yayınlar. Amerika'da şirket kurma sürecinden biraz bahsedebilir misiniz? Selim Bey siz de başlayalım isterseniz. Çok, yani bununla ilgili belki başka bir yayın yapabiliriz ileride. Startup kuranlarla. Yani tam olarak ne soruyor? Çok zor değil. Firmalar var. Yani hatta $1000 altında sana bir para ödediğinizde yasa işlemlerin hepsini yapıyorlar, hallediyorlar. Yani yasa olarak çok zor değil. Epey kolay. Hatta bizim dernek kurma sürecimiz, şirket kurma sürecinin en başı benziyor. Aynı yollardan geçiyorsunuz. Onun dışında yani tam olarak atıyorum benim bildiğim birebir kardeşim bir startup'ta çalışıyordu. Problemlerin en başında iyi adam bulma var. İşe alım startup'lar için de çok büyük problem. Galiba funding'i falan soruyor. Onun için şu anda ekledi soruya. Kısaca startup şartları nelerdir? Ne yapmak gerekir? Yani Önder sen de şey yaparsın. Benim bildiğim daha az maaş alıyorlar isterseniz. Çünkü hisse alıyorlar. Hani onun bir riski var ama ödülü de ileride çok daha büyük olabilir. Bunun dışında yani startup çok var. Çok fazla var. İşe alıyor hep. Onlar sürekli işe alacak adam arıyorlar. Bilmiyorum. Yani Heval'in bence tecrübesi bu konuda Amerika kısmında olmasa da sizin şirketin Yani aslında çok o konulara hakim değilim. Hani ben birazcık daha aslında çalışan olarak var olduğum için o süreçte. Ama yani Selim'in dediği doğru aslında. Hani şirketin orada kurulum, yatırımcı bulmak belki birazcık daha zor. Hani benim duyduğum bütün hikayelerde aslında hani şirketin ilk kurulum sürecini yapıp daha sonra büyümede yani sonuçta mühendis bulmanız gerekiyor, iyi mühendis bulmanız gerekiyor, belli koşulları sağlamanız. Bunun için tabii kendi geçiminizi de ilerletmek için yatırım almaya ihtiyacınız var işinizi büyütebilmek için. Hani bunlar birazcık daha zorlu süreçler. Belki onlardan bahsedilebilir. Ama şu an sanırım üçümüz de çok bunun üstüne yorum yapabilecek insanlar değilsin. Belki birazcık daha startup geçmişine sahip insanlar daha yardımcı olabilir. Yani bu alanda ilgi varsa dediğim gibi böyle bir yayında yapabiliriz ileride. Bu arada bayağı soru, yani 3-4 tane soru var slide'da. Onları mı geçelim? Chat'te bu arada tekrar hatırlatalım. Yani cevap vermediklerimiz tekrar yazarlarsa ya chat'te ya da soru sanmışım şeyimize, tool'umuza. Devam edelim mi slide'dan yoksa? Chat'te şu anda bir soru daha var. Ondan sonra slide'lara geçelim isterseniz. Tamam. Oğuz Altan sormuş. Elektrik elektronik okuyanlar için bilimsel ve akademik araştırmalar ve projeler yapmanın özel sektörde ve yurt dışında çalışma konularında faydası var mıdır? Yanıtınız için teşekkürler. Selim Bey sizle başlayalım. Önder Bey size devam ederiz. Bir daha soruyu bir daha alabilirim. Başını kaçırdım ben. Tamam tekrar edeyim. Elektronik okuyanlar için araştırmalar ve projeler yapmanın özel sektörde ve yurt dışında çalışma konularında faydası var mıdır? Yani tabii master doktorada çok var. Çalışmada doğrudan açıkçası çok önemli bir kriter. Ya, yayınlarınızın kalitesine de göre değişiyor tabii. Yani çok hani alanınızda çok iyi yayınlar yaptıysanız ve çok spesifik o yayın yaptığınız alanda bir iş açığı varsa başvurmak istediğiniz şirkette mutlaka çok faydası olur. Ama hani bir genel bir role başvuracaksanız yazılım veya işte product management veya neyse çok etkisi yok benim görüşüm. Eval Hanım, siz ne düşünüyorsunuz? Yani Selim'e katılıyorum aslında ama ben birazcık daha CS olarak konuşabilirim. Yani örnek vereyim, mesela dil işlemeye başvuruyorsanız benzer bir pozisyon. Hani bu alanda bir projenizin, bir yayınınızın olması çok büyük bir avantajdır. Fakat elektronikten bilgisayara geçiş için aslında çok bilmiyorum. Belki çok daha gömülü sistemler üzerine daha ortaklaşan bir alanda yaptığınız bir çalışma bu tarafın yani birazcık daha aslında bilgisayara mühendislerine yönelik bir iş için belki size avantaj sağlayabilir. Teşekkürler Eval Hanım. Sanırım Önder Bey düştü şu anda. Slide'dan devam edelim isterseniz. Chat'te başka soru görünmüyor. Tamam. Yurt dışı şirketlerden interview alabilmek için en iyi metot şirket için referral bulmak mı? Çalışmak istediğimiz şirketlerin içinden tanıdığınız yoksa başvuru aşamasında nasıl bir yol tavsiye edersiniz? Anonim olarak sorulmuş. Önder Bey, sizle başlayalım isterseniz. Benim görüşüm evet. En kolay ve en kısa yol referral aracılığıyla başvurmak. Çünkü başvurduğunuzda sizin başvurunuz böyle bir kocaman bir okyanusun içine damlayan bir küçük su damlası gibi oluyor. Sizin yani birinin oradan sizi görüp ondan sonra çekip çıkartması lazım. O da ancak referral aracılığıyla olabiliyor. En kolayı referral. Eğer sizin durumunuz exceptional bir case, atıyorum mesela matematik olimpiyatlarında şampiyonunuz var veya işte farklı bir durumunuz var sizi birkaç adım öne çıkaran. O gibi durumlarda belki referral'a ihtiyaç olmayabilir. Ama genelde burada olan referral aracılığıyla başvuru yapmak. Önder Bey teşekkürler. Selim Bey, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben de katılıyorum. Kesinlikle referral en hızlı, en çabuk, kolay bu işi yapma yolumuz. Çok daha kolaylaştırıyor süreci. Ama referral'dan sonrası tamamıyla sizin elinizde. Yani ilk referral, yani o çok gelen bir soru yok. Yani kişi refer edenin, en azından benim şu ana kadar çalıştığım şirketlerde süreçler genelde kişilerden bağımsız gidiyor. Referral kesin, yani ilk mülakat alma şansınızı çok arttırıyor ama ondan sonra işe alım kısmında bir önemi kalmıyor. Benim tecrübem böyle oldu en azından. Yani ilk mülakat almanızda referral çok önemli. Şimdi şöyle de bir şey var, onu da ekleyeyim. Selim'i de beni de Oracle'a mesela kimse refer etmedi. Seni etti mi Selim? Etmedi değil mi? Yok. Tamam. Yani her işe alım referral aracılığıyla olacak diye bir şey yok, kural yok ama referral direkt şey yapıyor, kolaylaştırıyor süreci. En azından interview almanızı sağlıyor. Sonrası Selim'in dediği gibi direkt size kalıyor yani. Selim Bey teşekkürler. Heval Hanım, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yani yok, zaten Önder'le Selim benden daha hakimler. Onlara katılıyorum. Tamam, o zaman diğer soruya geçebiliriz. Emre Tezisçi sormuş. Merhaba, Koç Üniversitesi elektronik mezunuyum. Şu an San Francisco'da International Business Master yapıyorum. OPT'im başlamadan önce CPT ile part-time çalışmak istiyorum. Baktığım kadarıyla internshipler bile full-time pozisyonlar. İyi firmaların part-time pozisyonları da var mıdır? Demiş. Yani genel yasa olarak çalışabiliyor mu? CPT yani çalışıyor da okulun izin vermesi gerekiyor sanırım. San Francisco State'de mi okuyor? Yoksa okullar kolay izin vermiyor. O bence büyük bir problem. Onun açısından. Yani Google vesaire gibi şirketlerin ben part-time alacaklarını zannetmiyorum hiç. Çünkü hani bir kişinin yetiştirilmesine harcanan emek vesaire çok uğraşlı, zorlu, hani masraflı bir süreç. Part-time'la olacak iş pek değil. Bilmiyorum Önder'in veya Heval sizin şirket alıyor mu part-time, ama özellikle böyle öğrencilerden. Ben part-time çalıştım aslında bir sene. Yani şeyi çok bilmiyorum aslında. Hani ülke bazı polisiler farklı tabii. Bizim şirkette evet aslında benle beraber diğer ofiste, San Francisco ofisinde de part-time çalışan bir arkadaş vardı. Ama bizim birazcık daha belki startup olmanın verdiği bir dinamizmle hani buna daha göz yumulabiliyor. Yani sonuçta işini yapabiliyorsan biz işte ben haftada 2 gün çalışıyordum. Hani 5 gün yapan birinin 2 günde çıkardığı işi çıkarabiliyorsan bizim şirkette mesela buna izin veriliyor, ama çok kolay değil sanırım yurt dışında bunu bulmak. Internship yani bizim mesela benim sıfatım o dönemde de intern olarak geçiyordu hani part-time engineer'den öte. Hani onu birazcık daha şirket bazlı belki incelemek lazım. Evet. Öndersen. Genel bilgi olması açısından bu gibi durumlarda insanlar genelde part-time MBA veya part-time master yapmayı tercih ediyorlar part-time çalışmak yerine. İşte işten sonra veya hafta sonları gidip master'ını yapıyor veya MBA'ini yapıyor. Ama büyük bir şirkette part-time çalışma benim bildiğim kadarıyla olmuyor. Bizde olmuyor mesela. O yüzden ben part-time MBA yapıyorum. Hepinize çok teşekkürler. Sıradaki soru anonim olarak gelmiş. İyi düzenlenmiş bir web sitemizin olması mülakatlarda bir artı olur mu? Heval Hanım, size başlayalım isterseniz. Açıkçası benim bir sistem yok, o yüzden çok bilmiyorum. Yani çok bir etkisi olmaz aslında. Yani site dediğiniz sizin belki de kim olduğunuzu tanıtmanın yolu. Yani bunu bir CV ile de yapabilirsiniz. Bir belki motivation letter, bir hani ne yapmayı planlıyorsunuz? Hani kariyer hedefleriniz ne? Şirkete ne katacağınızı düşündüğünüz belki ufak bir metni başvurunuza ekleyerek yapabilirsiniz. Ya da işte bir blog yazıyorsanız ki bence çok güzel bir aslında bilgi birikiminizi gösterme, bir paylaşma yolu. Hani teknik anlamda olur. Belki daha farklı açılardan olur. Yani bunu paylaşmak olur. Yani tabii ki de sizi tanıtan her şey değerli. Ama hani illaki olması gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Teşekkürler Heval Hanım. Selim Bey, Önder Bey, bir web siteniz var mıydı? Eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konu hakkında? Benim de kişisel web sitem yok. Bence de çok. Sırada ilginç bir soru var. O da alırsanız. Yaşı küçük bir arkadaşımızdan geliyor herhalde. Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği'ne giden kuzenim var. Kendisi ilk yüzdeydi YGS ve LYS'de. Ben de gitmek isterim ileride. O üniversite hakkında ne düşünüyorsunuz? Tonguç'un çocuğu. Önder Bey, sizle başlayalım isterseniz. Yani giden arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla güzel bir okulmuş. Hiç Boğaziçi'de yok aramızda herhalde ama. Yani iyi bir okul. Tabii ki Sabancı'yı diyeceğim. Şimdi reklam olacak. Şu herkes sırayla kendi okullarında. Herkes sıradaki soru tam bununla alakalı. İstiyorsanız sıradaki soruyu da birleştirelim. Ben paylaşayım sıradaki soruyu. Bir şeyler katma açısından Türkiye'deki en etkili üniversite hangisi diyebilirsiniz? Anonim olarak sorulmuş. Heval, başlamak ister misin? Şu an yani aslında dediğinde haklısın, şu an muhtemelen herkes kendi üniversitesinden başlayarak yani deneyimlemediğiniz bir şeyi hani anlatabilmenin çok imkanı olmadığı için şu an belki diğer üniversitelere çok kıyaslayamayacağız. Hani biz de o yoldan geçtik. Hani yeni liseyi bitirmiş bir insan işte sınava girmişsiniz. Hangi üniversitenin sizin için daha iyi olacağını çok aslında kendiniz ayırdına varamayabiliyorsunuz hani bölümler açısından. Yani o noktada şuna bakabilirsiniz tabii ki. Hani branşınıza göre işte bilgisayar konusunda iyi olan okullar hangileri, işte elektrik elektronikte belki mezunları ne yapıyor, işte kariyer, genelde kariyer etkinlikleri düzenler bu tarz okullar, işte ne kadar aktifler, hani mezunlarının ne yaptığını o tarz etkinliklerden belki takip edebilirsiniz. Yani bu şekilde birazcık daha okulların kendini tanıtma süreçlerini inceleyerek hangisinin size daha uygun olduğunu bulabilirsiniz muhtemelen. Takip edebilirsiniz. Yani bu şekilde birazcık daha okulların kendini tanıtma süreçlerini inceleyerek hangisinin size daha uygun olduğunu bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Bu şekilde birazcık daha okulların kendini tanıtma süreçlerini inceleyerek hangisini size daha uygun. Bir soru daha var istiyorsanız. Bu arada Önder üniversite seçimi hakkında bir şey yaparsın mı? Yani ben de Heval'e katılıyorum. Çok ekstradan söyleyeceğim bir şey yok. Yani ilgilendiğiniz spesifik bölüm varsa onun ders programına bakıp işte sizin ilginizle alakalı mı değil mi onu da işte göz önünde bulundurun. Ben öyle yapmıştım bölüm seçerken. Sonra da işime yaradı açıkçası. Ya benim de kendime. Ben Sabancı'yı çok severek okudum. 4 yıl. Hayatta belki de geçirdim en güzel 4 yıl üniversite yıllarımda. O yüzden çok tabii ki objektif bakamayacağım. Ama yani aynen Haber'in dediği gibi gitmediğimiz üniversitenin şeyini bilemiyoruz. Sistemini, artısını, eksisini. Ben ama şunu söyleyeyim, şimdi Heval burada diye demiyorum ama yurt dışında az önce Boğaziçi ile ilgili de bir soru geldi. Boğaziçi'leri de kızdıracağız belki ama ben mesela Boğaziçi biraz hayal kırıklığı, ODTÜ'de inanılmaz olumlu anlamda beni şaşırtmıştı yurt dışına çıktığım zaman. Yani çok ODTÜ'nün beklediğimden çok daha fazla bir şey vardı. Yani Boğaziçi ODTÜ ikisi de çok köklü ve eski üniversiteler olduğu için ikisini karşılaştırıyorum. Çünkü Sabancı, Koç, Bilgi vesaire hepsi çok daha yeni kuşak. Yani ODTÜ'nün yurt dışındaki ağırlığı ya da bilinirliği beni şaşırtmıştı. Boğaziçi'ne kıyasla çok daha bilinirliği vardı. Bu da yani üzücü bir şey bir açıdan açıkçası. Yani üzücü bir şey ODTÜ açısından değil, Boğaziçi açısından. Ama yani dürüst olmak gerekirse objektif gözlemim bu iki üniversite için buydu. Özel üniversitelerde hepsinin yani biraz daha başarılılar kendilerini tanıtım konusunda. Yani yurt dışında etkinlik yapma, mezunları bir arada tutma konusunda birazcık daha çabuk. Bu biraz da maddi imkanlarla da alakalı herhalde. Onun için çok diyeceğim bir şey yok. Bir soru daha var bu arada. Hatta sistem etmişti arkadaş bize chatten. İstiyorsanız onu da alalım. Son soru olsun herhalde. Bayağı süremizi geçtik. Paylaşayım mı onu? Tamam, ben son soruyu buradan da okuyabilirim isterseniz. Tamam. Hikmet Der sormuş. Elektrik elektronik okuyan birinin yurt dışı imkanları neler olur? CS okuyanlara göre avantaj, dezavantajları nelerdir? Bölümle alakalı iş bulmak ve CS ile ilgili iş bulma imkanları nelerdir? Önder Bey, siz de başlayalım isterseniz bu sefer. Yani çok bence geniş bir alanda iş bulabilir elektrik elektronik okuyan bir kişi. Bizim ekipte mesela product manager olarak çalışan elektrik elektronik mezunu insanlar var. Direkt üniversiteden mezun olduktan sonra hemen başladı mesela arkadaşım. Onun dışında aynı kişi Apple'da iPhone ekibinde engineer olarak da çalıştı. Kod yazanlar var, elektrik elektronik okuyup işte software engineering yapanlar var. Yani çok geniş bir şey var, spektrumu var. Bu bölümden mezun olan insanların çalışabilecekleri. Marketingten tutun da engineering'e kadar böyle geniş bir alanda çalışabiliyor. Fakat benim gördüğüm kadarıyla daha çok hardware engineering alanında iş bulabiliyorlar. Teşekkürler Önder Bey. Heval Hanım, siz düşünceniz var mı, eklemek istediğiniz, yoksa Selim Bey sizlere devam edebiliriz. Yani benim çok ekleyeceğim bir şey yok benim, ondan havale edeyim. Yani aslında ben de birebir eklemeyeceğim de şöyle bir örnek verebilirim. Biz Ankara ekibi 20 mühendisiz yaklaşık olarak Ankara'da çalışıyoruz. Bunlardan bir takım liderimiz, bir de en yüksek rütbeli mühendislerimizden biri elektrik elektronik mezunu, belki onlara örnek verebilirim ve çok da aslında o alana yakın çalışmıyorlar. Hani birisi daha yani ikisi de aslında öneri sistemleri üstüne çalışıyor, recommendation systems. Yani bu biraz kendinizin ne alanda geliştirdiğiniz, yani eğer programlamaya ilgi duyuyorsunuz, belki yan aktivite olarak projeler geliştiriyorsanız, hani bunlar sizin için birer artı, hani bu tarafa kayabilmeniz için belki onu söyleyebilirim. Teşekkür ederim hepinize. O zaman slayttaki sorulara devam edebiliriz isterseniz. İsterseniz chatten alabiliriz. Chatten alalım istiyorsanız. Slide'da çok fazla ilginç soru kalmadı. Eğer cevap vermediysek chatten bizi uyarsınlar. Slide'a soru yollayıp da cevap almayanlar. Tamamdır. O zaman chatten bir soru alıyorum. Öncelikle iyi yayınlar. Ben Kocaeli Üniversitesi'nden mezun oluyorum. 4. sınıfım. Şu anda hedefim yüksek lisans. Yüksek lisans hakkında ne tür bir çalışma yapmalıyım sizce? Ash Oto yazmış. Pardon, bu arada ben bölebilir miyim? Bir hatta Fego Power kullanıcı isimli arkadaş uyarmış beni. Doğru, o sorularını daha önceden yollamıştı. Dün akşam yollamıştı. Onun sorularını aktarmayı unuttuk. Ben onları slide'a alayım bu arada. Ondan özür diliyoruz. Seni de böldüm bu arada. Özür dilerim Emre. Sen... Yok, önemli değil. Soruyu tekrar edeyim mi? Yoksa başlamak ister misiniz? Ben başlayabilirim. Yani çalışmayı eğer şey olarak okul seçmek soruyorsa eğer arkadaşımız, ben öyle algıladım. Yani dediğim gibi kafanda az buçuk bir ne üstüne çalışmak istiyorsun, sana daha çok hangi konular, hangi alanlar zevk veriyor, bunları biraz belirlediysen ilk başta belki okulları araştırarak hani hangi okullar bu alanda ne tarz imkanlar sunuyor, işte hangi hocalar bunun üstüne çalışıyor, güncel olarak hangi projeler geliştirilmiş. Biraz bunlara bakmanın senin için çok büyük bir avantajı olur. Yani bir hedef seçme açısından. Eğer ki soruyu tabii ki birazcık daha çalışmadan kast işte not ortalaması gibiyse not ortalaması önemli. Yani aslında belli başlı üniversiteler mesela kendi mezunlarına daha çok önem veriyorlar. Yani ODTÜ'de yüksek lisans yapmak için hani ODTÜ mezunların büyük bir avantajı var mesela. Yani birazcık daha not ortalamana ya da yaptığın yan projelere önem verirsen ve iyi bir aslında hani daha demin de bahsettiğim gibi ne yapmayı hedefliyorsun kariyerinde gibi böyle bir doküman hazırlayıp da başvurularına eklenti olarak eklersen senin için avantajı olur. Evet hanım, teşekkürler. Önder Bey, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani tamamen uzun vadede ne yapmak istediğine bağlı bir durum. Sonuçta hayatının 2 senesini daha geçireceksin. Yüksek lisansla en az 2 sene master'sa, doktoraysa daha uzun. Muhtemelen para da harcayacaksın. O yüzden ileride ne yapmak istiyorsan o alanda ilerlemek doğrultusunda yapmanı öneririm. Atıyorum benim gibi marketing alanına daha yakın bir pozisyonda çalışmak istiyorsan gidip de mühendislik master'ı yapmanı yani tavsiye etmem. İşte Information Systems Management veya MBA gibi bir şey yapmak daha mantıklı olur. Ama mühendislik yapacağım, ben software engineering'de kalacağım diye düşünüyorsan o zaman tabii computer science, software engineering bu gibi alanlarla ilgili çalışmaya devam etmek daha mantıklı olur. Teşekkürler Önder Bey. Selim Bey, siz bir şey eklemek ister misiniz? Ben de çok ekstra ekleyeceğim şey katılıyorum. Yani, iki arkadaşımla. Sıradaki soruyu. Türkler arasında yeni Türkler gelsin de Silikon Vadisi'ndeki şirketlerde iş bulsun gibi bir yardım anlayışı var mı? Sizle başlayalım isterseniz. Önder Bey, sizle başlayalım isterseniz. Siz deyince kim olduğunu anlamadım. Yardım anlayışı var mı derken yani birbirimize yardım ediyoruz tabii. Ama tabii bizim de yardım etmemizin bir şeyi var, limiti var sonuçta. Ben kendi şirketime önerebiliyorum insanları. Selim de öyle. Veya işte burada birisi bize mühendis aradığını söylediğinde bunu tabii kendi etrafımıza yayabiliyoruz. İşte Türkiye'den birinin gelmesi de bizi tabii ki mutlu ediyor. İşte kendi ülkemizdeki arkadaşlarımıza yardım etmek bizim için yani mutluluk kaynağı oluyor tabii. Ama dediğim gibi elimizden gelebildiğince yardım edebiliyoruz. Onun dışında yani bilmiyorum, Selim ne diyebilir? Yani çok katılıyorum ya, ben de bana ulaşan herkese elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum, iletiyorum CV'lerini. Yani sohbet etmek isteyen, nasıl hazırlanayım diye soru sormak isteyenlere de elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi yani çok yani gerçekten biz mülakattan sonra tamamıyla onların elinde. Yani çok bu arada çok ekstra diyeceğim bir şey yok. Bu arada soru yani pardon bölüyorum, bununla alakalı bir şey yoksa başka şey diyeceğim. Dün bir arkadaş dediğim gibi en erken soruyu yollayan arkadaşın sorularını unutmuşuz. Onlara cevap verelim istiyorsanız. İlk o yollamıştı çünkü soruları. Yani bir iki gün önceden dün yollamıştı. Bu arada başka ekleyeceğiniz bir soru veya bu konuda? Bu konuda dediğim gibi benim de çok diyeceğim bir şey yok. Yani elimizden geleni yapıyoruz ama genelde kişinin kendisinde bitiyor. Dünden gelen sorulara geçelim mi yoksa başka soru var mı? Geçelim. O son iki soruda son sorumuz olsun. O son iki soru. Son iki soruysa o zaman. Şimdi istiyorsanız hızlı çok hızlı cevap verelim. Bitirelim artık. Şimdi şey olmasın. Bu saate kadar kalan arkadaşlara ayıp olmasın. Ama bir yeni soru almayalım. Chatten özellikle rica edelim. Artık soruları durduralım. Bu arkadaşın dün çünkü ilk yollayan soruların oydu. 3-4 tane sorusu var. Hızlıca cevap verelim istiyorsanız. Tamamdır, öyle yapalım. Tamam. Çünkü bir de özellikle bir iki tane genel sorusu var. Ben şu an paylaşıyorum sorularını. Pardon bir dakika. Özür diliyorum. Paylaşmak üzereyim. Ekranlarım karıştı. Ya, ilk sorusu şeydi. 1. sınıf öğrencilerine bir tavsiyelerimiz var mı? Bunu bilgisayar okuyan ve 1. sınıfta olan öğrencilere ne tarz tavsiyelerimiz olur gibi bir sorusu vardı. İleride iyi. Yani bu bence iyi bir soru. Çünkü daha yeni başlayan arkadaşlara nasıl bir yol öneririz? Heval, sen başlamak ister misin? Olur tabii ki. 1. sınıflar genelde aslında bütün üniversitelerde benim bildiğimde, yani bildiğim kadarıyla az buçuk, birazcık daha aslında genel işte matematikten, fizikten, kimyadan alınan dersler birazcık daha aslında bilgisayara girişi 2. sınıfa erteliyorlar. Benim önerim sizin bu derslere, hani giriş seviyesine verilen derslere ve yan derslere özellikle ilgi göstermeniz, not ortalamanızı yüksek tutmaya çalışmanız. Bu bayağı önemli. İlk senenin kıymetini daha sonra daha iyi anlayacaksınız. Biraz derslerinize önem vermeniz. Özellikle dediğim gibi bilgisayar derslerinin de sizin altyapınıza çok katkı sağlayacak şeyler anlatılıyor. Bunlara önem verin. Birazcık daha kendiniz sadece ödevler ve dersler dışında uğraşabiliyorsanız, vakit yaratabiliyorsanız, kendiniz ufak tefek projeler, yani çok basit bir oyun yazın mesela. İşte sadece işte bir topu bir yerden bir yere göndermeye çalışabilir. Hem birazcık daha bu tarz şeylerle kendilerini geliştirmeye çalışabilirler. Ben de katılıyorum dediklerine. Bu arada sorunun orijinalini de buldum. Onu da paylaşayım istiyorsanız. Orada genel olarak yani hem bunu sormuş bilgisayar mühendisliğinde geliştirme açısından hem de yüksek lisansı yurt dışına hedeflediğini de belirtmiş. Aslında biraz Heval'in dedikleri yani yurt dışında çünkü yüksek lisans yapmanın bir şartı da iyi bir bilgisayar mühendisi olmak. Onlar Heval'in dedikleri isterseniz kapsıyor. Ona ek olarak yurt dışı ile alakalı, yani Heval belki sen iyi bir örnek değilsin onda ama o konuda Önder sen. Yani o dediklerinizin dışında başka diyebileceğim işte staj, zorunlu stajınız yoksa staj yapmaya özen gösterin yaz tatillerinde. Bir de 1. sınıf için özellikle üniversiteye girdiğinizde tam bilmiyorsunuz neyin içine girdiğinizi. Tam bilgisayar okumak istiyorum diyorsun. Ondan sonra başlıyorsun okumaya ama gerçekten onun ne olduğunu ancak 1. senenin ortasında sonuna doğru görmeye başlıyorsun. 1. senenin sonunda bence insan artık karar verebiliyor. Sabancı'da farklı bir durum var. Sabancı'yı kenara ayırarak konuşuyorum. Diğer üniversitelerde işte herkes başından beri bildiği için bilgisayar okuyacağını ve bilgisayar bilimleri veya bilgisayar mühendisliği programı doğrultusunda dersler aldığı için 1. senenin sonunda ben gerçekten bilgisayar okumak istiyor muyum, istemiyor muyum kararına varabiliyor. Bence o kararı alabilmek önemli. Eğer istemiyorsan bilgisayar okumayı, hayatının geri kalanını ona göre planlaman lazım benim görüşüm. Ben öyle yaptım. Yani bilgisayar okumak istemiyorum değil ama sadece bilgisayar okumak istemiyorum şeklinde bir karar verip öyle devam etmiştim. 1. sınıfta okuyan bir insana vereceğim tavsiye bu olur. Yani gerçekten yapmak istediğin şey bu mu değil mi? Bunu ölç, tart. Ondan sonra kararını hayatın geri kalanıyla ilgili 1. senenin sonunda ver derim. Teşekkürler Önder Bey. Selim Bey bir şey eklemek ister misiniz? Ben de çok katılıyorum dediği gibi yani önce çok bunu daha önce deneme yayınımızda da çok benzer bir soru gelmişti, orada söylemiştim. Çok klişe olacak ama hani gerçekten çalışmak, iyi öğrenci olmak vesaire gibi çok çok standart şeyler hayatta işinize yarıyor. Çok yani bu okula, bu şirketlerin birçoğu bir de öğrencilik sadece aslında ne öğrendiğinizden, okulda öğrendiklerinizden, mülakata girmenizden öte onun disiplini vermesi açısından, ne bileyim bir belli bir zaman deadline'a çalışma açısından vesaire çok değerli beceriler kazandırıyor. Onun dışında çok yani okullarına odaklanmaları, ama Önder'in dediği gibi de ya da Heval'in işte yani yan bir proje ilgi alanları çerçevesinde yapmaları, iyi bir staj bulmaya çalışmaları çok artı. Bir de ben şimdiki aklım olsaydı kesinlikle yurt dışındaki şirketlerde çalışan insanlarla iletişime geçmeye çalışırdım. O dönem hiç böyle yani böyle bir vizyonum da yoktu, böyle bir hayalim de yoktu çünkü olup olamayacağı konusunda hiçbir bilgim vesairem yoktu. Biraz da aslında bu dernekle vesaire yapmaya çalıştığımızda bu. Hani daha erkenden bu tarz sorular olanların sorularına cevap vermeye çalışmak. O arkadaş bu yayını izliyorsa zaten açıkçası doğru bir şey de yapıyor bence. Ne kadar farklı kişiden görüş alırsanız, tavsiye alırsanız o kadar iyi oluyor. Bu arada 3-4 tane soru istiyorsanız birer ikişer dakikayla cevap verip kapatalım artık. Ben de uçağa yetişeceğim bu arada, özür dilerim ama çok bencilce olacak belki ama. Varsa. Bir de yoruldu özellikle Sabancı'dan arkadaşlar. Hemen ben o zaman hemen paylaşıyorum. 2-3 tane soru var. Hızlıca cevap verelim. Kimsenin şey olmasın. Selim hocam, geçen ses. Sizin referans sayesinde Palantir'de 10 site'e katılmıştım. Teşekkürler. 10 site ve sonrasındaki 2 mülakat sonrasında red aldım. Red sonrasında tekrar başvursam şansım olur mu demiş anonim olarak. Ya, bu soru, şimdi Palantir belki bir örnek ama genel olarak 9 ayla 12 ay sonrası tekrar şirketten mülakat yapıyor. Ama tabii ki iyi hazırlanın. Yani ilk mülakattaki neyin kötü gittiğini iyi analiz edin. Bu arkadaş kim bilmiyorum açıkçası. İsmini yazmış ya da bana tekrar mail atabilir spesifik tavsiye için. Tabii ki şansını denesin. Başka yani ben tabii şu an Palantir'de çalışıyorum. Hepiniz Palantir'e başvurun. Ama başka şirketlerde şansınızı deneyin. Bilmiyorum yani bu yeniden başvurma konusunda Heval Önder'sin. Dersin. Aynı yani aynı 6-9 ay sonrasında tekrar başvurabiliyorsun diye biliyorum. Okey. Sıradaki soruya geçelim o zaman. Hızlan. Teşekkürler. Avrupa için iş başvurusu yaparken hangi şirketleri ve neleri göz önünde tutmalıyız? Aynı zamanda İngilizce dışında gideceğimiz ülkenin de dilini bilmemiz gerekir mi demiş anonim olarak. Önder Bey bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani hiç Avrupa'da çalışmadım, bilmiyorum. Ben de çalışmadım dedim ama ben bir şekilde mesela bizim şirket özellikle müşteri ile iletişim içinde olduğunuz şirketlerde dil bilmek bir ölçü avantajı olabiliyor. Yani bizde mesela özellikle Almanca, Fransızca bilen insanlara ekstra aranıyor bu aralar. İngilizcenin yanında. Ama yazılım alanında müşteriyle iletişiminizin düşük olduğu rollerde çok ben bugüne kadar bir dezavantajını görmedim. Başka bir yabancı dil bilmemenin. Başka Heval sizin şirket açısından bir şey var mı? Yani kendi diline aslında birazcık daha şehre bağlı bir olay bu. Hani çok daha lokal bir yerde iş bulduysanız hani ufak bir şehirde belki birazcık daha iç iletişim için kullanılıyorsa dil ihtiyaç duyulabilir ama onun dışında genelde büyük şehirlerde, büyük firmalarda çok böyle bir dil bilme ihtiyacı duyulmadığını düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Son sorumuzu alalım istiyorsanız da bitirelim. Son bir sorun paylaştığımız zaman geliyor. Selamlar. Yurt dışında çalışabilmek için neler yapmak gerekiyor acaba? Ben Ahmet Yesevi'de uzaktan eğitim bilgisayar mühendisliği okuyorum. Ve o meşhur soru, hangi program dilini tavsiye edersiniz? Tek amacım yurt dışı. A. Raskolnikov adında bir arkadaşımız sormuş. Önder Bey sizle başlayalım isterseniz. Yani yurt dışında çalışmak için tekrarlamak gerekirse en kolay yol master yapmak, doktora yapmak. Sonrasında da OPT dediğimiz çalışma izni alıp, iş arayıp, iş bulup çalışmaya başlamak. Onun dışında Türkiye'den başvurup referral yoluyla mülakat kovalamak ikinci bir yol. Biraz daha zor olan, meşakkatli bir yol. Üçüncü yolda hiçbir referral olmadan doğrudan kendine güvenerek başvurmak. Bu bayağı zor bir yöntem ama bu da mümkün olan bir yol. Programlama dili olarak Oracle'da çalıştığım için Java diyeceğim. Tabii başka bir şey diyemiyorum. Bu da mümkün olan bir yol. Programlama dili olarak Oracle'da çalıştığım için Java diyeceğim. Tabii başka bir şey diyemiyorum. Bu arada gerçekten başka bir dilden bahsetmem mümkün değil. Yasal olarak konuşamıyorum yani. Selim Bey, sizin fikirlerinizi rica edelim. Yani bence dil, yurt dışı için dediğimiz gibi aynı şeyler söyledik. Ben sadece soruda tek amacım yurt dışı kısmı öyle olmasa daha iyi olur. Açıkçası kendi tercihi tabii ama yani bakış açısı olarak hani yurt dışı olsun da ne olursa olsun çok zor, yani bilmiyorum. Psikolojik olarak da onu baskı altında tutan bir bakış açısı olur bence. Yani şu, Türkiye'de de iyi işler yapılıyor. İnşallah daha iyi işler de yapılır gelecekte. Ama yani şeyini de anlıyorum tabii. Yani şu, bilmiyorum, Heval belki katılmaz. Yani bu özellikle Silikon Vadisi'nde bu iş çok daha ileri düzeyde yapılıyor. O tartışılmaz ama hani derneğimizin amaçlarından biri de inşallah ileride Türkiye'deki bu tarz işleri yapacak, Türkiye'de bu tarz şeyleri başlatacak kişilere ilham vermek. Onun dışında önerilediklerinin hepsine katılıyorum. Dil olarak bence çok da önemli değil hangi dil tercih ettiği. Ben C++'da öğrenmiştim. Ben ilk 20 yaşında üniversitede de kod yazdım. O zaman kadar hiç kod yazmamıştım hayatımda. İlk C++'la başladım. Çok da dil önemli değil açıkçası. Bir dili iyi öğrenmek önemli. Hangi dil olursa olsun bir dili çok iyi öğrenmek. Selim Bey, teşekkürler. Heval Hanım, sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı acaba? Pek yok aslında. Biraz Selim Bey laf atasım var ama... Yani aslında Selim o anlamında katılıyorum. Yani tabii ki de iş baktığın zaman, yani şöyle bir gerçek var. Amerika'ya belki özellikle dünyanın her yanından kendini geliştirilmiş mühendisler bakıyor. Dolayısıyla yani orada çıkan işlerin kalitesinin birazcık daha belki inovatif anlamda daha yüksek olmasını bekliyoruz. Ama Türkiye'de de güzel işler yapılıyor. Güzel startuplar var, yakın zamanda kurulmuş. Belki bu arkadaş birazcık oralara da bakabilir. Dil açısından da aslında dili sadece öğrenmek değil, hani amacın ne üstüne çalışmak istiyorsun, bunda insanlar genel olarak hangi dilleri tercih ediyor, biraz onlara baksa daha iyi olabilir. Bu arada arkadaş bana demiş ki eğer Türkiye'de de işler yapılıyorsa buyurun siz de gelin. Yani tabii doğru bir noktaya parmak basmış, hadi açısından niye tercih etmiyoruz. Yani çok... Biz daha işler yapılsın diye açıkçası bu derneği de kurduk. Amacımız da biraz o. Uzun vadede ben kendi adıma dönmek istiyorum. Ama hani döndüğümüzde yani daha bilişim sektörü daha iyi bir konumda olsun istiyoruz. Yani şu an baktığınızda mesela dünyada San Francisco, New York'tan sonra 3. en fazla startup'ın olduğu il Tel Aviv. Yani hani İsrail bunu yapıyorsa, İsrail'in coğrafi konumu 8-9 milyon nüfusla, yani Türkiye'de olmaması için çok da bir neden yok. Yani bu inisiyatif, bu sinerji yaratılırsa olabilir bence. Arkadaşlarım cevap oluyor mu sorularına, yorumlarına ekleyebilir ama yani amacımız dediğim gibi ileride Türkiye'ye katkı sağlamak. Bu konularda en azından Türkiye'ye, insanların Türkiye'de kalmak istemelerine katkı sağlamak. Sorularımız bitmiştir. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle konuşmacılarımız ve dinleyenlerimize çok teşekkür ederiz bu görüşmeye katıldıkları için. Bir sonraki görüşmede görüşmek üzere diliyor. İyi akşamlar diliyoruz.